Onunla insana benzer varlıklar. Şimdi onlarla birçok efsane var. Mesela diyorlar ki meleklerin günahı yok, şu yok. Böyle bir inanç var mı? Yok. Onlar insana benzer. İnsanda olan benzer duygulara sahip ama melekleri sormak istiyorum. Melekler gerçekten omuzlarımızda mı? Bize yararları nedir? Gerçekten meleklerle iletişime de geçebiliyor muyuz? Çünkü alt düzeydeki varlıklar bize ulaşabiliyor. Biz meleklere ulaşabiliyor muyuz? Bunlarla ilgili şimdi melekler dediğinde birçok efsane var, birçok inanç var. sen. Biz burumuzu bir melek, ötü melek, melekler güya kaderimizi yazıyormuş. Bunlar hepsi efsane, çocuk hikayeleri. Melek diye varlıklar var. Evrende 14 gezegensel düzeyler var. Bilinçlilik kaybolunca ebedi varlık birden 14'e kadar inebilir bedenlenerek. Şu an insani düzeydeyiz. Buna manuloku deniyor eski yazıtlarda. 7. düzeydeyiz. Tam ortadayız. Bizim bir üstümüzde Devaloka. Melekler diyarı. Bu bizim Devaloka. Dünyevi Devaloka'dır gerçek ismi. düzey, 6. düzey. Manuloka, Devaloka bizim üstümüzde. İsmi Devaloka. Şimdi bizim geleneğimizde dünyada bunu melek olarak angels, melekler biliyorlar. Onlar bizim bir üstümüzde ve onların çeşitleri var. Orada da 6. düzey bir de 7. düzey var kendi içinde. Ha, altının da içinde. Evet. Şu an 7. düzeyin biz 7 değiliz. içinde var mı Onun da hocam? 7 düzey var. Altının da 7 düzeyi var. Her Her gezegen var. gezegensel düzeyin Oh. bir ayrıca 7 düzeyi daha var. O yüzden meleklerin çeşitleri var. Kanatlılar var, kanatsızlar var. Şimdi burada en çok bilinen kanatlı melekler var. Evet. Melekler hep kanatlarla. Her Hepimiz insanlar öyle biliyoruz kendine şimdi. kanat takıyor. Orada şeylerde cadı Bir de bayramı. haremiz var hocam. Şimdi onlar insana benzer varlıklar. Şimdi onlarla birçok efsane var. Mesela diyorlar ki meleklerin günahı yok, şu yok. Böyle bir inancılar var. Yok, onlar insana benzer. İnsanda olan benzer duygulara sahip. Ama yaşamları farklı. O düzeyde bedenler daha subtil, daha ince. O yüzden melekler kendi görünmez yapabilir, insanı görmeyebilir. Ama görünür de yapabilir. O onların isteğiyle oluyor. Bir Ben melek görebilir miyim yani? buraya gelebilir, geçebilir. Biz oraya asla gidemeyiz. Bedenler kaba. Ama onlar Onlar gelebilir. gelip ona uzayda geçilebilir. Onlar uzay aracı kullanmadan uzayda yolculuk yapabilir. Aman Allah'ım, ne Buraya güzel değil. gelebilir ve iletişime geçebilir. Kendileri sizi gösterebilir ama çoğu zaman göstermez. Bazı görevler için gelir. Çok da insanlar haşır neşir olmuyor. Bakın en net bilgi yani meleklerle insan arasındaki bağlantı. Şimdi insan karınca yuvasını biliyorsunuz değil mi? Büyük bir karınca Evet. yuvası. O karınca yuvası size ne kadar ilgileniyor ki? Belki de ilgini çekip bakarsa karıncalar Üstüme çıkarsın. çalışıyor. Ha. Üstüne çıkarsın böyle Böyle belki koşun. de itersin Evet. karınca gider. Evet. Ne kadar ilgi o kadar. Belki merak ediyor bakarsa karıncalar ne yapıyor bu kadar. Melekler için insanlar karınca gibi. Aynı o şekilde ve o güce sahip. Nasıl siz karıncanın parmağınızı ezebilirsiniz? Melek de insanı parmağını ezebilir. Evet. Ve ne kadar karıncalar ilginiz varsa meleklerin de insana o kadar ilgisi var. Ve Evet. buraya gelirlerse eğer belirli bir gezegensel bağlantılar için geliyorlar. Bunlar da kadersel. Gelirler, belirli bir görevler için gelirler giderler. Çok da insanlarla haşır neşir olmazlar. Ama böyle uydurma çalışmalar yapıyor. Melekle bağlantı kuruyorlar. Melek Esrail, Cebrail bana otoparkta yer ver. Hemen yer açılıyor. Bu Yok canım, o saçmalıkta. kadar değildir yani. Var öyle buna inananlar. Daha melek kadın, meleklerle buluşan kadın da öldürüldü. Kendi takipçisi onun kanını Öyle öldürdü. mi? Evet. Evet, Evet, duydum. melekçi kadın ve Evet. onun takipçisi onu öldürdü. İşte sonuç bu. Melekler uğraşarsanız sonuç bu olan ölürsünüz. Ama gerçek bağlantı olmaz. Nasıl ki karınca, şimdi bunu düşün. Karınca bir insanla bağlantı kurabilir mi? Yok. Çıkar, yani belki bacağını O tırmanır. kadar. At insan onu bacağına böyle Uydu atar. kadar. O kadar meleklerle bağlantı kurabilirsiniz. Ama onların belirli bir görevleri içinde, gezegensel Ama arası. bizle ilgili görev değil yani. Olursa çok çok az kadersel bu görevler kadersel oluyor. Önceki yaşamlardan olan bir bağlantı ya da kişi bu yaşamda da kurabilir. Çok ister, çok uğraşırsa, gerçekten kafayı takarsa bir bağlantı kurabilir. Belki melek gelip der ki rahat bırak beni ne konuşuyorsun kes sesini diyebilir ama Anladım. genelde böyle bir bağlantı yok. Genel bir durum değil. Ya bize yararları da yok, zararları zaten yok ama Yararı yararları da yok, zararı yok. yok Sadece. ama meleklerden insan daha çok zarar görebilir. Yarardan daha çok zarar görebilir. Öyle mi? Evet, çünkü melek eğer insanı gelirse onu kullanır. Kendi görevlerinde kullanır sadece. Buradaki işlerinde piyon gibi kullanır insanı. Ama Bir piyon. Piyon olarak kullanır insanı. Ve piyonun ne kadar değeri var ki? O kadar değer veriyor melek insana. O kadar değer veriyor.
kullanır, kullan at. Kullan at yani. İnsan kullanır, atar ve gider. Bu kadar. O yüzden... Ama onun da insana ihtiyacı yok ki hocam, yok yani. Ama olursa... dediğim gibi kadersel bağlantılar okay içinde, evet, bazen melekler bura belirli bir gezegensel arası bir işler için geliyor. Var işler işler için. O detaylara girmeyeceğim. Tamam. Çok uzun bir hikaye. Sonraki programda. Evet. O zaman da belli insanlar bağlantı onları kullanıyor ama onlardan insana yarardan çok zararı var.